Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine size yepyeni bir video çektik. Arkadaşlar OSM oynarken sürekli şampiyon olmak ya da sürekli efsanede kalmak hangi metotla oluşuyor? Bunu nasıl gerçekleştirebiliyoruz? Bunu anlatacağız. Bu videomuzda herhangi bir lig, herhangi bir taktik veya herhangi bir menajerlikmiş, menajersizlikmiş, karpuz ligiymiş, güçlü ligmiş bunları konuşmayacağız arkadaşlar. Bu videomuzda sadece menajer madalyamız nasıl yükseltilir ve nasıl efsane olarak sürekli kalınır ve şampiyonlukları son 15-20 sezon peş peşe nasıl alınır bunu göstereceğiz. Arkadaşlar burada anlatmak istediğim şeyi de görsel olarak göstereyim. Şimdi kupalara bastığımız zaman burada tarihler belli arkadaşlar. Bu tarihlere göre baktığımız zaman son 15 sezonumuz şampiyonlukla geçmiş. Şimdi bu 15 sezonumuz şampiyonlukla nasıl geçmiş peş peşe? Ve mevcut slotlarımızdaki durum nedir? Bu oyunu nasıl oynamamız gerekiyor? Bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar orada 15 sezon alt alta şampiyonluğu gösterdim. Yani son 15 sezonumuz şampiyonlukla tamamlanmış. Burada Rangers'ta da 5 puan önde lider devam ediyoruz. Baktığımızda Costa Rica Ligi'nde 21 puan öndeyiz. Malezya Ligi'ne bakalım. Malezya Ligi'nde ise 23 puan öndeyiz. Karadağ Ligi'nde ise şampiyon olarak tamamlamışız. Arkadaşlar öncelikle sürekli şampiyon olacağız ve nasıl sürekli 10 efsane pozisyonunda kalacağız? Bunun üstüne basarak anlatacağım. Burada bir uygulamış olduğum metot var benim. Şimdi ligimiz tamamlandığında lig seçeceğiz, takım seçeceğiz ve o esnada ne yapacağız arkadaşlar? Seçtiğimiz lig hangisi olacak? Onun tercihini yaparken belli bir ölçü belirleyeceğiz kendimize. Şimdi oyunu tabii bize heyecan versin, bize eğlenceli olsun diye oynuyoruz ancak bazı verileri de lehimize şampiyon olarak lehimize çevirmemiz gerekiyor. Şimdi lig seçerken kupalara baktığımızda burada majör ligler pek yok son 15 sezona baktığımızda. Genelde Kosova diyor, Singapur diyor ve bazı turnuvalar var. Bunun haricinde daha çok kıta görevlileri gibi duruyor. Egemenliğe bastığımız zaman Afrika'da zaten artık oynamaya gerek yok. Afrika kıtasının görevlerini tamamlamışız. Bütün liglerde oynamışız. Asya, Avrupa ve Amerika'da oynuyoruz şu anda arkadaşlar. Şimdi ben Asya'dan takım seçeceğim zaman hem menajer madalyamı hem de şampiyonluklarımı düşünerek hiç oynamadığım bir ligi seçeceğim. Ancak hiç oynamadığım ligi seçerken de kıstasım şu. Liginde en az takım olan yani en çabuk bitecek olan ligleri seçiyorum öncelikle. Bir lig olur. İçinde 20 takımlı bir ligdir. Ve lig 50 günde biter. Bir lig vardır ki 8 takımlıdır. 15 günde, 20 günde bitebilir. Yani burada bir kupayı bir menajer madalyasını beklemek için 50 gün süre gerekebilir. 15 günde de bitebilir. Bunun tercihini siz yapacaksınız. Ben genelde 8-10 takımı olan ligleri tercih ediyorum. 12 takım olan lige de girdiğim oluyor. Ancak genellikle 8-12 arasında tercihimi kullanıyorum. Böylelikle arkadaşlar sürekli takımınızla da ilgilenirseniz bu liglerde de çok az menajer oluyor zaten. Hem şampiyonlukları yakalarsınız hem şurada bulunan menajer puanınızı sürekli arttırmış olursunuz. Burada kaliteli bir ligde veya çok kalabalık bir ligde alabileceğiniz 2 mağlubiyet bile oynadığınız 38 maçta alacağınız 2 mağlubiyet bile sizin bütün sezon harcadığınız emekleri boşa çıkartacak madalya olarak eksiye düşeceksiniz. Arkadaşlar size takım seçerken yapabileceğim tavsiye takım sayısı az olan ligleri tercih edin. Şurada görmüş olduğunuz İskoçya'da Rangers takımı mesela bu lig ne kadar erken biterse bana o kadar madalya dönüşü ve kupa dönüşü olarak gelecektir. Bakıyorum maç takvimine. Maç takviminde görüyorsunuz bu lig o kadar da kısa değil, uzun
Ama diğer slotlarıma girelim. Costa Rica kaç takımlı arkadaşlar? Bakalım 12 takımlı. 12 takımlı bir lig. Bu bitirmiş olduğumuz Karadağ kaç takımdan oluşuyor? Ona da hemen bir göz atalım. Size tavsiyem çabuk bitecek ligler tercih edin. 10 takımlı arkadaşlar. Malezya Ligi kaç takımlıymış? Malezya Ligimizde 12 takımlı. Arkadaşlar 12, 10 takım veya 8 takım gibi ligler seçiyoruz. Burada hem dünya egemenliğimizi arttırıyoruz hem de çabuk bir şekilde kupaları müzemize götürüyoruz ve dolayısıyla da buradaki madalyalarımızı arttırıyoruz ve de sürekli efsane olarak kalıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu daha önce de söylemiş olduğum gibi majör liglerde daha fazla menajer sayısı var. Siz her gün oyunu kullanamayabilirsiniz. İşiniz çıkabilir. Oyuna bakamayabilirsiniz de. Sizin için bu kıtalardaki diğer kalitesi düşük olan ligler daha iyi bir boşluk yaratacaktır. Takımınızla ilgilenmediğiniz bir gün dahi olsa takımınız kendisini döndürecektir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan egemenlikten takım seçerken daha çok içine üstüne basınca görüyorsunuz zaten. Seçeceğiniz takımı da görüyorsunuz. Toplam takım sayısını da görüyorsunuz. Burada tabii ki oynadığınız ligi ben bir daha oynamanızı istemiyorum ama yani ben oynamıyorum. Oynamadığınız liglerden seçerken hem analik seçeceksiniz hem de takım sayısı düşük olan lig hangisiyse arkadaşlar onu seçeceksiniz. Bakalım Amerika Ligi'nde. Şimdi bizim mesela Kanada Ligi'ni oynamışız biz. Burada savaş ligleri de etkiliyor. Burada savaşan bir ekibin içindeyseniz orada savaş hangi ülkede düzenleniyorsa onlar da bu kıtalardaki egemenliği etkiliyor arkadaşlar. Asya Ligi'nde biz genelde Singapur, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan ve Çin. Genelde tercihimizi sürekli madalya kazanmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok çabuk bitecek olan liglere yöneliyoruz. Bunun haricinde de taktiksel olarak baktığımız zaman yine takımımızı arkadaşlar aynı geliştirme yöntemiyle geliştiriyoruz. Burada en düşük forvetini sürekli satışa çıkartıyoruz arkadaşlar. Orta sahandaki en düşük orta saha oyuncunu satışa çıkartıyorsun arkadaşlar. Burada da düşük bir ligde de oynamış olsan kesinlikle takımınızla ilgileniyorsunuz. İlgilenmemezlik olmasın arkadaşlar. Şimdi sürekli transfer sayfasında aktif olmazsak takımımız güçlenmez ve burada yine aynı menajer madalyası kayıpları yaşayabiliriz. Çünkü menajer madalyası sisteminde bir mağlubiyetle 10. seviyede bir menajersen kaybetmiş olduğun madalya sayısı 1500-2000 arası çıkıyor. O yüzden takımımıza sürekli bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada anlatmak istediğim konu hem başarılı bir müzeniz olacak, hem menajer madalyalarınız çok olacak, hem de görmüş olduğunuz gibi kupalarınızda bakın bütün sezonları tek tek şampiyon olmuş olacaksınız. Geriye doğru son 15 sezonda ve diğer sloplarımızda da şu an 20 puan, 21 puanla lider takımlarımız. Verdiğimiz bu metotla oynarsanız arkadaşlar sürekli şampiyon olup sürekli hızlı bir şekilde ligleri atlayıp daha fazla menajer madalyasına sahip olabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.